Ülke TV ekranlarından iyi akşamlar. Söz Bitmeden programında bir yıldır tartışılmakta olan konuyu bir kez daha masaya yatıracağız. MİT tırlarının durdurulması. Süreç 1 Ocak 2014'te başlamıştı. 19 Ocak'ta tekrar Hatay'da ikinci tırlar durdurulmuştu ve paralel yapıyla birlikte başlayan bu tartışmada MİT tırları paralel yapının ana unsuru haline geldi. Bu konuyu derinlemesine araştıran, onlarca haber yapan Kemal Gümüş, Star Gazetesi muhabiri. Kemal Gümüş bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hukuki açıdan bir kez daha değerlendireceğiz. Çünkü geçtiğimiz günlerde yeni HSYK, MİT tırlarının durdurulmasını isteyen, bu kararı veren 5 savcıyı açığa aldı. Soruşturma sağlıklı bir şekilde yürüsün diye. Çünkü eski HSYK döneminde bu savcılarla ilgili bir türlü karar çıkmıyordu. İkinci bir kez hukuki açıdan değerlendireceğiz. Cumhuriyet Savcısı, emekli savcı Reşat Petek bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar. Ama bu akşam İlk kez televizyona, ekranlarda bizimle birlikte olacak dönemin birinci dereceden tanığı, dönemin Adana Valisi ve şu anda Sakarya Valisi Sayın Hüseyin Avni Coş bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok yazıldı MİT tırları, ne oldu, haber verildi, kolluk kuvvetleri, savcının bu bağlamda yetkisi olamaz, MİT tırlarını durdu, her şeyi tartıştık. Ama geçtiğimiz süreç içerisinde son bir yıldır da bu olayın üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş böyle perdeleniyor. Ne olup bittiğini anlamaya başlıyoruz. Ve en son yine Kemal bir haber yapmıştı. Aslında MİT tırlarıyla alakalı olarak dönemin İl Jandarma Komutanı Özkan Çukay, aslında operasyonu ben yürüttüm ama valiye de haber vermek istedim fakat valiye haber vermem engellendi diye bir açıklaması da haber oldu. İsterseniz öncelikli olarak neler yaşandı, ne oldu, sizden bunu dinleyelim. Teşekkür ederim efendim. Olayın yapılan araştırma ve soruşturulmasında tamamen kurgu olduğu ve özetlersek, bunlar benim söylediklerim özel bilgiler değil, çoğu yayınlanan açık bilgiler. MİT teşkilatının söz konusu kurguda görev alacak kişiler tarafından, mevcut yapıya mensup kişiler tarafından çeşitli sahte isimler altında pek çok kere yapıldığı gibi teknik takip altına alındı. Hatta fiziki takip yapıldı. Ankara'daki faaliyetlerinin izlendiği ve MİT'in yapacağı bu sevkiyatın Ankara'da yola çıktıktan sonra yine burada Adana'daki mevcut oluşum içerisinde kendilerine mensup kişilerin başrolünü oynamak üzere masum bir görev gerekçesi görünümü altında bu tırlara operasyon yapabilmek için bir takım komplolar yaptıkları, düzenlemeler yaptıkları maalesef ortaya çıktı. Yani söz konusu sizin bahsettiğiniz haberde İl Jandarma döneminin İl Jandarma Komutanı'nın beyanatı bile daha ihbar gelmeden, pardon, ihbar geldikten sonra bana 7.40'da ihbar geldi. Ben savcıya gittim. Savcıya durumu anlattım. Hatay'daki durumu da bildiğim için tekrar benzer durumları yaşamamak için, yani MİT'e ait tırların durdurulmasında karşılaşılan sıkıntıları yaşamamak için valiye de haber verelim vesaire şeklinde sözler ettiğini gazetede yazıyor. Bu gazetenin kaynağı da tahmin ediyorum müfettişlere verilen ifadeden kaynaklanıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Albay ihbar gelmiş ama tırlar henüz daha durdurulmamış. İçindekiler ne olduğu bilinmiyor ama ve tırın kime ait olduğu da bilinmiyor. Çünkü ihbarda aynen şöyle deniyor. Sesli ihbar kayıtları mevcut. Ben de dinlemiştim. Ankara'dan Adana istikametine, Adana'ya bile demiyor. Adana istikameti, ki bu Adana istikameti denince Adana, Ankara'dan yola çıkınca tabela Adana'yı gösterir ama Mersin'e de gidebilir, Adana'ya da gidebilir. Adana istikametine patlayıcı yüklü araçlardan bahsediyor. Bu araçların kime ait olduğu belirsiz. Daha sonra telefon kapatılıyor. Ve zaten
Telefon kapatıldıktan sonra resmi bilgi bu kadar. Yani devlet birimlerinin elinde başka bir bilgi yok. Bilgi ne? Patlayıcı yüklü araçlardan bahsediliyor. Bu patlayıcı yüklü araçlarla ilgili hangi örgüte aittir, ne amaçla sevk edilmiştir, bir yere intikal için mi, yoksa Reyhanlı örneğinde olduğu gibi Adana yahut da Mersin metropollerinde bunların patlatılıp kamu düzenini bozmak, çok sayıda can ve mal kaybına sebebiyet vermek, hükümet otoritesini sarsmak için bir eylem amacıyla mı gönderilmiştir, hiçbir bilgi yok. Dolayısıyla böyle bir bilgi intikal edince, eğer bilgileri sadece bu kadar olsa, ihbar metninden ibaret olsa, ki normal işlemlerde böyle olması lazım, ama bunlar tabii ki olayın öncesini, kurgunun altyapısında bildikleri için Hatay örneğindeki gibi, yani orada tırları durduramamışlardı. Burada kesin durduralım, Hatay'daki gibi bir sıkıntı olmasın diye tertibat alınıp ve tırların MİT'e ait olduğu albayın ifadelerinden anlaşılıyor. Yani albayın ifadelerinden henüz daha tırlar durdurulmadan MİT'e ait olduğu bilinerek durduruldu, bilinçli olarak durduruldu. Sadece bir şüpheli araç olarak durdurulmadığı anlaşılıyor. Zaten şöyle bir durum var. Siz bunu fark etmiş miydiniz o gün yaşadığınız? Ben onu anlatayım. Şöyle bir durum var. Normalde Sayın Başsavcım da bilir, şüpheli araçların durdurulması işini hiçbir zaman İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay gidip bizzat yapmaz. Şüpheli araçları jandarmada bir assubay komutasındaki 5-10 er yapar. Poliste de bir komiser nezaretinde 5-10 polisin yapacağı bir iştir. Ama buradaki gibi böyle birkaç yüz kişilik 60 küsur rütbeli, içinde albayından, yarbayından, binbaşılarından bir sürü subaya subaydan oluşan böyle bir güçlü birlikle sanki düşman bir ülkede operasyona gidiyor kabilinden bir hazırlık bile bunun sıra dışı bir faaliyet olduğunu, normal bu teşkilatların çalışma yöntemlerine, teşkilat ve personel imkanlarına aykırı bir durum olduğunu, çünkü orada pazar günü olması münasebetiyle toparlanan, göreve sevk edilen ve o malum yapıyla ilgisi olmayan birçok insana olayın ne olduğunu da bilmiyor. Tatil istirahatleri bölünerek, önceden haberdar edilerek oraya sevk ediliyor. Ve en enteresan noktası, henüz daha tırlar durdurulmamasına rağmen şeye yönelik jandarmanın savcılığa yazdığı yazıda ihbar metninde örgüt ismi yok. Ve dolaylı ifadelerde anlaşılıyor ki MİT'e ait olduğu biliniyor. Ancak jandarmanın savcılığa yazdığı yazıda El-Kaide'ye silah, mühimmat, patlayıcı gönderen, sevk eden araçlardan bahsedilerek MİT'e ait araçların aranması faaliyeti için El-Kaide dosyası açılıyor. Dolayısıyla El-Kaide ile MİT'i, MİT üzerinden de devleti irtibatlandırılmaya çalışılıyor. Ortada hiç somut bir veri yok. Araçlar durdurulmamış. Araçlarda ne olduğu bilinmiyor. Örgüt ismi yok. Ki resmen kayıtlarda olmasa da kişiler biliyorlar ki öncesinden bu MİT'e ait şey. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. MİT'e ait bir sevkiyat araçlarını, çeşitli malzemeler sevk eden araçları El-Kaide diye dosya açmak, dolayısıyla hiçbir nesnel veri olmadan, maddi veri olmadan, hukuki veri olmadan bunları bu şekilde işlem koymak bile buradaki kastı, buradaki iyi niyetli olmayan tavrı ortaya koymaktadır. Jandarmaya bu neye dayanarak bu sorulduğu zaman, müfettişlerin sorduğunu ben hatırlıyorum. Savcı Bey'in talimatıyla biz bu şeyi yazdık şeklinde görevli jandarma rütbelisinin ifadesi var. Bu da şunu ortaya koyuyor. Burada büyük bir komployla, tezgahla devletin itibarına, devletin en önemli kurumlarından birinin imajına gölge düşürmek ve Türkiye'nin devletinin, hükümetinin çalışmalarına engel olmak için özel, çok itinayla hazırlanmış bir provokasyon olduğu açık. O gün şu andaki Sayın Başbakanımız, o dönemin İçişleri Bakanı olan
Sayın Ahmet Davutoğlu beyefendi de ilimizdeydi. Büyükelçiler konferansı vardı. Bildiğiniz gibi büyükelçilerimiz yılda bir defa Türkiye'yi dünyada temsil eden büyükelçilerimiz çeşitli illere gelip toplantılar yapıyorlar. O günde Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin nezaretinde başkanlığında Adana'da misafir ediyorduk. Biz Sayın Bakanımızla meşgul olduğumuz için çok fazla tabii şey yapamıyoruz. O arada bu çalışmaları yapmışlar. Tabii dış şeye de baktığımız zaman bir general konferansı var. Ondan da 1-2 gün önce esas yapılmak istenen Türkiye'yi teröre yardım eden bir ülke konumunda gösterebilmek için o dosya faaliyetini falan onun için söylüyorum. Yani sanki bir takım görev aşığı, adli ve kolluk görevlileri var. Bunlar tesadüfen devletin, Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukuk dışı, yasa dışı bir durumunu tespit etmiş, el koymuş. Sonra devlet kurumları, hükümet bunu örtbas etmek için çalışıyor imajı içerisinde bir meseleyi çarpıtmak için ve uluslararası çeşitli kurumlarda Türkiye'yi mahkum edebilmek için veri elde etmeye yönelik bir operasyon. Peki, şimdi o gün siz dönemin valisi olarak neler yaşadınız? Orada mesela daha sonradan kamuoyuna yansıyan işte haberlerde, medya haberlerinde falan büyük bir çatışma yaşandı. Siz çünkü tırların durdurulduğu Ceyhan gişelerine gittiniz. Nasıl bir manzara ile karşılaştınız? Neler oldu? Belli ki operasyon sizden gizlenmiş. Şöyle hemen, sistem yani oradaki hiyerarşi nasıl çalışır? Evet. Şöyle yani bu operasyondaki kötü niyeti ortaya koymak için şunu ifade etmek istiyorum. Gazetede yazıyor, albayın ifadesi de efendim savcı istemedi, biz o yüzden valiye bilgi veremedik diyor. Halbuki jandarma görev teşkilat yönetmeliğinin 144. maddesi uyarınca bu tür önemli olayların vakit geçirilmeksizin mülki amire, en seri bir şekilde mülki amire bilgi verilmesini emreder. Bu hükme aykırı olarak bir kurmay subayın davranması ve bunu bilmemesi mümkün değil. Bilinçli olarak vali devre dışı bırakılıyor. Çünkü vali devrede olursa yapılmak istenenlerin mümkün olamayacağı, Hatay'daki gibi zorlaşacağını bildikleri için ilginç bir zamanlama yaparak Sayın Bakanımızın da ilimizi şereflendirdiği bir zamanda bu denk getiriliyor. Bu arada... Peki size o gün mesela gittiğinizde savcılar oradaydı. Şöyle ifade edeyim. Bana orada bir kargaşa yaşandı mı yani? Şunu ifade edeyim. Yani şu can alıcı noktalardan bir tanesi şu. Sözde mahremiyeti nedeniyle artık neyse yani devletin valisinden mahrem olabilecek ne varsa bilemiyorum. Valiye bile bilgi verilmesi uygun görülmeyen konunun eş zamanlı olarak bazı basın mensupları tarafından görüntülenip haberleştirilmesine imkan ve ortam sağlandığı da yine nesnel verilerle ortaya çıktı. Bir ajans muhabirinin oraya gittiği, çalışmaları efendim fotoğrafladığı ve servis ettiğini biliyoruz. Bana 12.40 civarında olay intikal etti. 12.34'te servis edilmiş bir haber ajansının servis edilmiş haber ve fotoğrafları var. Şimdi olay yerini aynı anda öğrenmiş olsak, yani haber ajans muhabiriyle, gazetecilerle valinin aynı zamanda öğrenmiş olsa olay mahalline intikali yarım saat. Olay mahallinde güvenlik tedbirlerini aşıp bilgi edinmesi ki takdir edersiniz bu da bir zaman gerektirir. Sonra tekrar geri dönmesi, verileri toplayıp geri dönmesi, haberi merkeze yazması, geçmesi en az bir saatlik, 1,5 saatlik zaman gerektirir. Şimdi 12.34'te olan operasyon, 12.34'te servis eden operasyon için demek ki 11.30 civarında orada yarım saat yol mesafesi dikkate alınırsa onlar da eş zamanlı olarak konuşlanmışlar. Operasyonu kaydedip servis yapılıyor. Dolayısıyla valiye haber vermeme sebebi olayın özelliği vesaire nedeniyle değil, olayın sizden önce verilen bir haber var. Yani dünya kamuoyuna onların istediği tarzda işte çarpıtılmış vaziyette servis edilebilmesi için özellikle sağlandığı ortaya çıkıyor.
Kaldı ki bu fiil bile yasaya aykırı. Çünkü jandarma teşkilatının illerde basınla ilişkileri, basına bilgi vermesi, basına haber vermesi, basınla doğrudan temas etmesi yasaktır. Yine jandarma görev teşkilat yönetmeninin 158. maddesi uyarınca bu işler valinin onayı, valinin bilgisi ve valinin talimatıyla yürütülmesi lazım. Peki o gün mesela... Basın bürosu tarafından... O gün hani görevliler, MİT görevlileri kimliklerini gösterdiler. Buna rağmen arama yapılmak istendi. Şu var, şöyle tabii o görüntüler çok yaygın medyada yayınlanmadı ama bazı özel şeylerde yayınlandı. Ben de izledim ve olayı yaşayan MİT görevlilerinden de dinledim. Yani bir teröriste yapılmayacak muamelenin yapıldı. Hatta bir olayla ilgili görüntüleri izledikten sonra bırakın bir teröristin herhangi bir trafik kontrolü sırasında herhangi bir sürücüye, bir kamyon şoförüne mesela bir başka sivil kamyon şoförüne yapılmış olsa kamuoyunun infiale kapılacağı, tepki göstereceği olmaz. Bu kolluk görevlileri böyle vatandaşa böyle kötü muamele yapmamalı dedirtecek tarzda kötü muamele örnekleri var. Orada tamamen MİT görevlileri hiç kimseye haber verilmeden ilk yarım saati en iyi şekilde değerlendirmek, servis yapabilmek, gerekli bilgileri çarpıtarak belli merkezlere taşıyabilmek için özel gayret gösterilmiş. Seyyar karakol aracı bile getirilmiş. MİT görevlileri apar topar üzerlerine çökülerek, ayaklarına basılarak, kıvrılarak, yani normalde direnmediği halde böyle bir muamele yapılmaması lazım. Kelepçelenerek gözaltına alınıyor ve Sayın Başsavcım bilir, yakalama gözaltı yönetmeliği hükümleri de ihlal ediliyor. Peki bir yakalama vali... gözaltı için belli şartlar lazım. Yakalanan kişinin hekim kontrolüne sevk edilmesi lazım ve yakınlarına bilgi verilebilmesi lazım. Hiçbir şey yapılmadan maksat o yarım saat içerisinde şey yapabilmek. O arada neyse araçların yine adli emanete alınmak üzere, müsaade edilmek üzere Ceyhan gişelerinde ilk fotoğraflamaları yapıldıktan sonra, ilk efendim durdurma işlemleri yapılıp MİT görevlileri şey yapıldıktan sonra geri döndürülüp Adana istikametine döndürülmesi esnasında bizim zaten haberimiz oluyor. Ve onun üzerine biz tabii ki hemen Sayın Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza konuyu arz ettik. Evet. Diğer devletin ilgili birimlerinde haberdar ettik ve onlarla birlikte Sayın Bakanımızın da talimatları, bilgisi dahilinde gerekli müdahaleleri yaptık. Sayın Vali, peki bir valinin yetkisi var mıdır MİT tırlarını aranmasına izin vermek ya da... MİT tırlarının aranması zaten yasa açık, müfettiş raporlarında da belli. MİT tırlarının aranması diye bir şey olmaz. Bu MİT tırları herhangi bir kamu kuruluşunun ve özellikle özel bir kanunla istinaden çalışan kamu kuruluşun valinin de yetkisi yok, savcının da yetkisi yok. Yani MİT tırlarını arama, aratma konusunda hiç kimsenin yetkisi yok. Sadece Sayın Başbakan'ın gerekli hallerde böyle bir ihtiyaç varsa Sayın Başbakan'ın vereceği izin uyarınca yetkiyle ancak ilgili merciler bu arama kontrol faaliyetlerini, soruşturma faaliyetlerini yürütebilecekleri açıkken bunun yapılması zaten bir oldu bittiyle yapılması, yetkinin aşılması şey. Bir de ben şunu özellikle vurgu yapmak istiyorum. Orada bir tabii ki herhalde ayrıntıları kendilerinden fazla emin oldukları için dikkat edememişler. Bir ayrıntı şu, sesli ihbar kayıtlarında patlayıcı yüklü araçlardan bahsediyor. Sayın Başsavcım konunun teknik ayrıntısını açıklayacaktır. Normalde patlayıcı yüklü ihbarlar, araç ihbarlarının normal nöbetçi savcıya gitmesi gerekiyor. Burada kime gidiyor? Burada özel yetkili savcı, yani rol Aziz verilen özel yetkili savcının gitmesi gerektiği için olaya nöbetçi savcı oyunu, yani oradaki yapılmak istenen kurguyu bozabileceği, sonuçları değiştirebileceği, benim yetkim yok, bırakın gitsinler yahut da MİT'e soralım, MİT'ten alacağımız cevaba göre hareket edelim şeklinde farklı yaklaşımlar sergileyebilir diyerekten onun üzerine ihbar tutanağında olmamasına rağmen özel yetkili savcının devreye girebilmesi için patlayıcı, silah ve mühimmat, patlayıcı kelimesinin yanına silah ve mühimmat ibareleri de eklenmek suretiyle özel yetkili savcının
yetki alanına girebilecek bir konu haline getiriliyor. Yani evrakta sahtecilik yapılıyor bir nevi ve bu suretle daha önceki herkesin rol aldığı biçimde senaryonun uygulanabilmesi için gayret gösteriliyor. Peki Reşat Bey, gelelim işin hukuki boyutuna. İlk kez yeni HSYK seçildikten sonra bir yıldır, çünkü tartışma meselesiydi. Bu bir devlet casusluk, devletin gizli kalması gereken belgelerini paylaşılması ve açığa çıkartılması, bu birinci derecede bir suç. Evet. Evraklarda evet. Yine sahtecilik yapılması. Bu savcı, 5 savcı açığa alındı. Evet. Sürece baktığınız zaman nasıl yorumluyorsunuz? Süreç korkunç Elif Hanım. Şimdi tabii Sayın Valimi çok dikkatle takip ettim. Bunu biz kamuoyundan yine özellikle Sayın Başbakanımızın, İçişleri Bakanımızın açıklamalarından ve medyadan takip ediyorduk. Şimdi olayın canlı tanığından ve evet. orada mülki amir olarak Sayın Valimizden dinliyoruz. Boyutlarının ne kadar daha korkunç olduğunu evet. ve organize olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi şöyle ifade edeyim. Burada hakikaten işin başlangıcından sonuna kadar normal hukuka uygun adli işlemlerin yürütülmediğini görüyoruz. Tam Sayın Valim'in kaldığı yerden geriye doğru gideyim. Şimdi olay 19 Ocak Pazar günü. Yani bu önemli, Pazar günü olması önemli. Çünkü Pazar günü biz başsavcılık olarak adliyelerde nöbet çizelgesi yaparız. Ha, bunu başsavcının takdirine göre günlük yapabilir, haftalık yapabilir ve o gün bir nöbetçi cumhuriyet savcısı vardır. Nöbetçi cumhuriyet savcısına bir olay intikal ettirilir. O olayın mahiyetini anlayacak ilk tedbirleri, adli işlemleri yaptıktan sonra eğer soruşturma konusu olay, o gün yürürlükte olan Ceza Muhakemesi Kanunu 250 kapsamında özel yetkili mahkemelerin ve savcının görevindeyse oraya intikal ettirmesi gereken normal nöbet tutan Cumhuriyet Savcısıdır. Ama burada özel yetkili mahkemeye, burada savcıya gidebilmesi için bir plan uygulandığı için bir türlü hemen özel yetkili savcıya intikal ettiriliyor Pazar gün. Bu bile bakın normal bir adli sürecin işlemediğini gösteriyor. Evet. İşlemediğini gösteriyor. Şimdi diğer taraftan elbette ki önemli gizli bir soruşturma ise evet. bu ihbarı, şikayeti, duyuruyu alan Cumhuriyet Savcısı hı hı. delillerin kaybolmaması için tedbirleri alır, acilen gereklerini yapar. Ama burada bakın kullandığı adli kolluk, Türkiye'de özel adli kolluk olmadığı için evet. aynı zamanda idari görevler olan, jandarma ise de askeri görevlerde olan, yani askeri, idari ve adli görevler olan bir birimdir. Burada kanundan kaynaklanan görevler arasında bu kadar önemli bir olayı mülki amire haber verme sorumluluğu vardır bir. Bunun peki hukuki sonucu nedir? Cezai müeyyidesi. Diyelim ki savcı sakladı. Cezai ama müeyyide, burada jandarma direkt. Cezai müeyyide en son geleceğim en önemli kısmı o. Ama şunu söylemem lazım. Tabii orası çok önemli. Şimdi o hale getirdiler ki bu olayları anlatırken sanki ildeki alay komutanı, bölük komutanı gerektiğinde bölük komutanı alay komutanına haber vermeyecek, alay komutanı evet. valiye haber vermeyecek, çok gizli diyecek, nasıl validen, bakandan, başbakandan gizli tutulması gereken olaysa. Diğer taraftan da nöbetçi savcı da olay o kadar önemli olacak ki başsavcıya bilgi vermeyecek, evet. o da gizli tutacak ve bunlar kamuoyuna şöyle anlatılıyor Elif Hanım. Efendim olayın mahiyetine göre savcı bunları kimseye haber vermeden yapabilir gibi. Ben bunu gücümün yettiğince bir kahramanlık. Gücümün yettiğince hukuki dayanaklarıyla anlatmaya çalıştım. Bakın ilk derece mahkemelerinin kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunda. Evet. Cumhuriyet Başsavcısının görevleri, Cumhuriyet Savcısının başsavcı vekillerinin görevleri ifade edilmiş. Bir defa başsavcısının hepsi üzerinde denetim gözetim yetkisi olduğu ifade edilmiştir. Yani savcının başsavcıdan bir şeyi kaçırarak soruşturma yapması kanunlara uygun değildir. Yani bu çok nettir. Ama deniliyor ki bazı gizli soruşturmalarda her işte dosyadan başsavcının haberi olmaz. Bu süreçte bu da tartışıldı. Şimdi efendim binlerce soruşturma var. Elbette ki iki vatandaş arasındaki hakaret tehdit konusunu savcı başsavcıya iletecek değil. Ama Adalet Bakanlığı genelgeleri vardır. Bakın İçişleri Bakanlığı genelgeleri vardır. Hukuk dediğimiz zaman sadece kanundan da ibaret değildir. Evet. Kanun vardır, tüzük vardır, yönetmelik vardır, genelgeler vardır. Bunların hepsine biz mevzuat deriz ve bunları normal hiyerarşi içerisinde uygularlar. Şimdi burada
başsavcıya intikal edecek olayları da mesela Adalet Bakanlığı, ki sadece AK Parti dönemindeki Adalet Bakanı da değil. Ben ayrılalı 15 yıl oldu. 40 yıldır hukukun içindeyim. Cumhuriyet Başsavcısına evet. gelen genelgelerin yürürlükten kalkanlar da şimdiki yürürlükteki olanlarda kamuoyunu ilgilendiren, infial uyandıracak çok önemli olaylarda başsavcı bu olaydan savcılar tarafından bilgilendirilir. Zaten Cumhuriyet Savcı ve Başsavcı Vekillerine görev dağılımını, görevlendirmeyi yapan başsavcıdır. İstediği anda alır, verir, değiştirir. Bu da kanunun verdiği ona bir yetkidir. Şimdi burada belki şu akla gelebilir. Efendim sonuçta bu organizasyon içinde başsavcı da işte bugün soruşturma kapsamında açığa alınanlardan, hakkında işlem yapılanlardan. Ama onlar da herhalde denetimsizlikten bu, bir yok, işlem görecek gibi. Şimdi başsavcı ve başsavcı vekili. O soruşturma sonunda göreceğiz, net ortaya diyorsun. Çıkacak. Çünkü oradaki suç bakın sadece sahtecilik değil, sadece gizliliğin ihlali değil. Sadece MİT kanunun 26. maddesini ihlal edilip de başbakanın izni olmadan MİT görevliler hakkında bir soruşturma yapma, bu şekilde görevi kötüye kullanma değil. Evet. Bu olayı bakın eğer 7 Şubat 2012 tarihinde MİT müsteşarına yönelik soruşturma adıyla yapılan operasyondan ayrı tutarsak fotoğrafın büyüğünü anlayamayız. Onunla bağlantılı olarak düşünmemiz lazım. Peki. Şimdi orada da bakın evet. şu cümleyi söylememe müsaade edin. Orada da MİT kanunda değişiklik yapılmasına neden olan o yakalama kararı çıkarılması işleminde yine şöyle söylendi. Efendim biz kanundan aldığımız yetkiyle bu operasyonu yapıyoruz. O zaman kanunda yetkimiz vardı. Sonradan hükümet kanunu değiştirdi. Başbakanın iznine bağladı gibi bir algı da oluşturuldu. Ama bakın ben bugün kanunu getirdim yanımda Elif Hanım. Evet. 1926 tarihli 2937 sayılı kanun başından itibaren MİT görevlilerinin görevleri sırasında görevlerin ifası ile ilgili görevlerinden, vazifelerinden dolayı soruşturma yapılması başbakanın iznine bağlı. 1926'dan bu tarafa. Oysa ki biz 2012'den sonra evet. değiştirilen... Ha şimdi neden daha sonra 2012'den sonra değiştirildi? O zaman bu operasyonu yapan savcılar dediler ki, efendim her ne kadar kanunda, MİT kanununda başbakanın izni var deniyorsa da, sonraki kanun olarak CMK, Ceza Muhakemesi Kanunu 250. maddedeki değişiklik 2005 yılında yapılmıştır. Öyleyse bir sonraki kanuna göre sıfatı mevki ne olursa olsun el koyarız, tutuklarız, yakalarız diye yorumladılar. Peki. Bunun üzerine de açıkça kanun dedi ki Ceza Muhakemesi Kanunu 250. maddesindeki yetkiler de dahil olmak üzere MİT görevliler üzerine böyle bir şey yapılamaz Peki. denildi. Bu düzenleme yapıldı. Şimdi bir cümlemi de söyleyeyim. Evet. Hani dediğim ya konuşmamın sonunda buradaki suç söyleyeceğim diye. Buradaki suç Türk Ceza Kanunu'nda fikri ihtima diye bir hüküm vardır. Bir eylem ile kanunun birden fazla hükmü ihlal edilirse en ağır olandan işlem yapılır. Buradaki en ağır eylem örgütlü biçimde Türkiye Cumhuriyeti devletini bütün dış ülkeler nezdinde teröre yardım eden, destek veren bir ülke olarak gösterip bunun uyandıracağı infialle önceki ve sonraki eylemlerle bütünleştirdiğimizde bir darbe girişimidir. Bunun adı budur. Yani bunun balyozdan bir farkı yoktur. Yapılan 28 Şubat darbesinden de farkı yoktur. Ama araçlar ve vasıtalar farklıdır. Burada yargı erki aracı edilmiştir. Cumhuriyet Savcıları Başsavcısı bir organizenin kolluk kuvvetlerinde de kendileriyle emir talimatla bunu yaptırdıkları veya gönüllü olarak organize olan kuvvetlerle darbe girişimidir. Yani bunu görmemiz lazım. Peki Reşat Bey şunu sormak istiyorum. Evet. Şimdi ben vatana ihanet, bizim yasalarımızda kanunlarda artık bu yok ama bu vatana ihanet aslında. Yani darbe girişimi şu anda savcılar, 5 savcı açığa alındı. Evet. Nereden işlem görecekler ve açığa alınmaları yeterli mi? Çünkü 3 aylık bir süre, 3 aydan sonra süreç nasıl işlem? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun o süreyi uzatma yetkisi var. Tamamlanmamışsa müfettişlerin raporuna göre bu süreyi uzatma yetkisi var. Tabii ki toplanacak delillere göre öncelikle evet. bu iznin sonunda adli ve idari yönünden işlem yapılacak. Adli yönden yapılacak işlemi üzerinde durursak buradaki suç vasfının tayini gerekecek. Müfettişlerin hazırlayacağı rapor daha sonra bunun yine yargısal makamlardan geçerek Yargıtay ilgili dairesinde yargılanmaları için
bir fezleke iddianame olarak düzenlenip HSYK'nın ilgili dairesinin kararıyla oraya yargılama için gidecek. Şimdi burada suç vasfı benim kanaatim şudur. Eylem bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde darbe girişimidir. Bakın Ergenekon olayında Danıştay üyesini öldüren Alparslan Aslan önce kamu görevlisini öldürmekten yargılandı, mahkum edildi. Ama Yargıtay daha sonra bunun bir Ergenekon işbirliğiyle hukuki fiili irtibat olduğu kararı verdi. Daha sonra Ergenekon soruşturmasıyla birlikte yürüdü. Şimdi onun için diyorum ki 7 Şubat'tan ayrı bir tır soruşturması düşünemezsiniz. İkisi işbirliği halindedir. Veyahut da 17 Aralık'tan 25 Aralık'tan bağımsız olarak buna baktığınızda o zaman sadece görevi kötüye kullanmak, sahte evrak tanzimi diye bakabilirsiniz. Ama burada bir darbe girişimi varsa onun şartlarının oluşması, zeminin oluşması için Adana'da bu operasyon yapılıyor. İstanbul'da 17 Aralık 25 Aralık soruşturmaları adıyla operasyon yapılıyor. Bunun başlangıcı da dediğim gibi MİT müsteşarına yapılan operasyonla başlıyor. Bu bir darbe girişimidir. Peki. Sonuçta buradan yapılması gerekir. Kısa reklam arasına gireceğiz ama çok kısa. Çünkü bu konuyu toparlayacağız. Evet. Sonra Kemal'le devam edeceğiz. İl jandarmanın mülki amirinden bu olayı gizlemesinin hukuki sonucu nedir? Yani, hukuki çerçevede nasıl değerlendirilir? Şimdi eğer başka hiçbir şey olmasa, şu bahsettiğim konular olmasa, bu tek başına yasanın amir hükmüyle verilmiş bir görevi yapmaması, eğer yasada böyle der 257. madde Türk Ceza Kanunu'nun, kanunda başka türlü müeyyidesi, yaptırımı yoksa görevi doğrudan kötüye kullanma suçudur. Ama dediğim gibi diğer suçları koyduğumuz zaman daha ağır cezayı gerektirdiği için fikri içtima deriz. Hukuki terim çok kullanmak istemiyorum ama o hükümlere göre en ağırından işlem yapılır. Onların olmadığını farz etsek bile yine suç teşkil eder. İdari kısmını karıştırmıyorum, disiplin işlemini karıştırmıyorum. Ama adli olarak en azından görevi doğrudan kasten kötüye kullanma suç oluşturur. Peki bununla alakalı Sayın Valim soruşturma açıldı mı? Tabii soruşturma açıldı. Müfettişler geldi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri. Hem mülki hem jandarma müfettişleri. İdari yönden gerekli değerlendirmeler ve soruşturmalar yapıldı. Adli soruşturmayı da Cumhuriyet Savcılığı yürüttü ve ilgililer hakkında gerekli soruşturmalara başlandı. Bazı kişiler örneğin kolluk amirleri hakimler savcılar kanuna tabi olduğu için onlar için izin istihsali içinde başvurulmuştu. O biraz gecikti ama son yeni HSYK'dan çıktığını okuduk, doğrudur. Üçüncü daire engel oluyordu. Dolayısıyla gerekli çalışmalar hukuki bütün boyutlarıyla devam edecek. Ben seyircilerimizin daha kolay anlayabilmesi için şunu şey yapıyorum. Biraz tabii işin tekniğine girdik. Şimdi her ülkenin istihbarat kuruluşları var. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'na kimler engel olmak ister? Yabancı düşman unsurlar, yabancı devletlerin istihbarat kuruluşları ve onların nam ve hesabına çalışan kişiler engel olmak ister. Onun faaliyetlerini kim ifşa etmek ister? Bunlar ister. Yani baktığımız zaman bu işte kamu yararı mı var, milli menfaat mı var yoksa yok mu sorusuna baktığımız zaman belli. Her ülkenin istihbarat kuruluşlarının faaliyetleri gizlidir. Kanunlar bunun için zaten bu gizliliği koymuş, başbakanın izni koymuş. Bunu böyle gelişigüzel ifşa etmeye çalışmak, gazetecilerin eşliğinde bu şeyleri haberleştirmeye çalışmak, çarpıtmaya çalışmak hiçbir zaman iyi niyetle, görev aşkıyla, görev tanımıyla bağdaşmaz. Bunlar hepsi kasti olarak, bilinçli olarak, planlı olarak yapılmış ve ilgili mercilerin de casusluk kapsamına soktuğu suçlar niteliğinde tabii ki yasal süreç devam ettikten sonra kesin hüküm verilecektir. Ancak yapılan işlemlerin normal vatandaşın düz mantığına, basit değerlendirme yöntemlerine, empati şekline bile bakıldığı zaman uygun olmadığı, akla mantığa sığmadığı, tamamen kelle koltukta verilen talimatları uygulamak pahasına mesleki ikballeri, istikballerini de hiçe sayarak alınan talimatları uygulamak pahasına yapılmış bir çalışma, bir operasyon olduğu ayrıntılar ortaya çıkınca anlaşılıyor. Bu da gösteriyor ki malum paralel devlet yapısı dediğimiz örgütün
mensuplarını, kendilerine bağlı olanları gerektiğinde ne kadar istismar ettiği, onların mesleklerini, aile saadetlerini de engelleyebilecek ve devletin milli menfaatlerini genelde de hiçe sayacak şeyleri kendi ufak menfaatleri için rahatlıkla hiçe sayabildiğini gösteren yaklaşımlar sergiliyorlar. Allah devletimizi, milletimizi fitneden, fesattan, tefrikadan muhafaza etsin. Bu tür zihniyetli kişilerden muhafaza etsin. Yapı var. Kemal Gümüş, seninle devam edeceğiz çünkü en kapsamlı haberleri sen yaptın. Biz hep Ocak'ta başlayan MİT tırlarını konuştuk. Yani MİT tırlarına yapılmak istenen operasyonu konuştuk. Asıl MİT tırlarıyla alakalı operasyon ne zaman başladı? Bizim bilmediğimiz başka ayrıntılar var mı? Bunları seninle konuşacağız kısa bir reklam arasından sonra. Ülke TV ekranlarındayız. Söz Bitmeden programında konuklarım dönemin MİT tırlarıyla alakalı operasyonların yapıldığı dönemde dönemin Adana valisi, şimdi Sakarya valisi Hüseyin Avni Coş bizlerle birlikte, emekli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Reşat Petek bizlerle birlikte ve Star Gazetesi muhabiri Kemal Gümüş bizlerle birlikte. Kemal, onlarca haber yaptın. Neredeyse evet. Adana'dan İstanbul'a dönmedin bu haberlerle alakalı olarak. Evet. Ne gördün? Şimdi baktığın zaman olayı değerlendirdiğinde artık ne olup bittiğini biliyor muyuz MİT tırlarıyla alakalı? Ben biliyorum. Biz biliyor muyuz peki? Bildiğinizi düşünüyorum. Umarım kamuoyu da dava sonuçlarından neyin ne olduğunu çok daha net bir şekilde görecektir. Ben her şeyden önce MİT tırları tabii Adana'daki mevzuyla çok daha fazla gündeme geldi ama MİT tırlarına yönelik, Suriye'ye giden yardım tırlarına yönelik operasyonun aslında Aralık ayında başladığını düşünüyorum ve bunu gördüm. Tabii özellikle yani şeyi düşündüğümde... 17 Aralık eş zamanlı olarak mı? Evet. Yani şöyle, şimdi 17 Aralık, 25 Aralık soruşturmaları, darbe soruşturmaları başlar başlamaz MİT tırlarına yönelik bir faaliyet başladığı görülüyor. Bunu hep beraber yani bu süreci 17 Aralık tarafından bağlayıp düşündüğümüzde ben bunun uluslararası çok boyutlu bir komplo ve operasyon olduğunu düşünüyorum ve öyle görüyorum. Tablo önümdeki resim bunu gösteriyor. Tırlarda görevli personeller, şoförler dahil Ankara'da aklarında dinleme kararı çıkartılıyor Aralık ayında. Aralık ayında? Tabii Aralık ayında. Yani Ocak'ta operasyon 1 Ocak olacak, operasyonla alakalı olarak Aralık ayında tabii, zaten dinliyorlar. Çıkmış. Ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Tırlarında nereye gittikleri, tırlarda görevli kişilerin kim olduklarını biliyorlar. Çünkü dinleme yapıyorlar günlerce ta çıktığı güne kadar. Operasyon 19 Ocak operasyon gününe kadar dahi dinleme var. Operasyon yapıldıktan sonra dinleme sonlandırılıyor çünkü. Bunlar da yargıya intikal etti. Şimdi işin şöyle bir boyutu var. Bunlar asıl operasyon 1 Ocak'ta yapıldı Hatay'da. Hatay'da yine benzer bir şekilde yardım tırları durduruldu. Ancak orada muvaffak olunamadı, başarılı olunamadı. Yani siz zaten orada o gece Adana'daki yine aynı malum savcılar Aziz Takçı Özcan Şişman'ın oradaki tırları durdurmak için, oradaki tırları arattırmak için, kamuoyuna durdurmak için harcamış oldukları olağanüstü çabayı gördüğünüzde bile bu işin normal bir hukuki süreç olmadığını gayet net bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Sen tabii görüyorsun bunu. Yani hani şimdi iddianame düzenlendi, evet. Soruşturmalar sürüyor, devam ediyor, yargılama devam ediyor. Burada yüzlerce operasyona katılan askerlerin üst rütbeli yani komutanlar hariç birçoğunun ifadesi var ve ifadelere baktığınızda, okuduğunuzda gerçekten de bu işin normal rutin bir hukuki prosedür olmadığı, normal bir ihbar üzerine gelişip işte adli bir süreç olmadığını gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Nitekim Sayın Valimin kısmen değindiği gibi Hatay'da da benzer bir durum oluyor. Yine dönemin valisi Sayın Celalettin Lekesiz müdahale oluyor olaya. Söz konusu tırların görevli olduğu, MİT'e ait olduğu, aranamayacağı ama buna rağmen savcı Adana'dan gece yarısı yola çıkıyor. Ben gelmeden hiçbir şekilde bu tırlar gitmeyecek diye. Valinin talimatı beni ilgilendirmez. Sayın Valim için Aziz Takçı Adana'da valim olaydan haberdar olduktan sonra ifadelere yansıyan bu tırların serbest bırakılması talimatı veriyor. Kendileri siz daha iyi biliyor. Bunları gazete haberlerinden mi okuyorsunuz? Savcıların işte valinin talimatı beni ilgilendirmez. Sizin için öyle bir... Hayır, tabii bildiğimiz yoksa... var ama bildiğimiz şeyleri tabii paylaşmak yani... Yoksa aranızdaki o dönem hani siz aranamaz dediğiniz zaman size karşı böyle bir çekişme mi
Hayır, biz tabii şimdi jandarmanın adli ve mülki görevleri ayrı. Biraz önce savcının bahsettiği gibi. Dolayısıyla adli ve mülki amirler de ayrı. Bunların görev yetkileri de farklı. Dolayısıyla bunların birbirlerinin yetki alanına girmemesi gerekiyor. Biz orada MİT kanunun ilgili maddelerinden de bahsederek jandarmanın adli bir görev cümlesinden de olsa kanuna aykırı bir şekilde görev yapmasının doğru olmadığını, yanlış olduğunu. Çünkü bizim hukukumuzda, anayasamızda ve ceza kanunlarımızda kanuna aykırı emir diye bir husus da var. Yani görevlilerin, kamu görevlilerinin kanuna aykırı, açıkça kanuna aykırı ve konusu suç teşkil eden emri savcı da verse, vali de verse hiçbir zaman uygulamaması lazım. Dolayısıyla jandarmanın savcı o şekilde emir de verse, savcı bana bu emri verdi diye onu körü körüne uygulamak gibi mecburiyeti yok. Dolayısıyla kanuna aykırı emir hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapması evet. ve bu emri suç teşkil ettiği için yerine getirmemesi gerekirken burada itirazsız yerine getirildiği, bilinçli bir şekilde, koordineli bir şekilde birbirinin eksiklerini, o biraz önce verdiğin ihbar metnindeki eksik hususların bilahare kapatılması ve sahte ihbarla dosya açılması örneğinde olduğu gibi bu şekilde koordineli bir şekilde hedefe doğru planlı bir şekilde gittikleri açık. Evet, Kemal. Yani zaten ben bu şeyden sen şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Düşünün yani en sıkıntılı olan bölge, yanı koş başımızda bir savaş var. Binlerce insanın katlediği, öldüğü. İşte diğer şey tarafında, Irak tarafında benzer sıkıntılar var. Ve yabancı ajanların cirit attığı bir ortamı düşünün. Bizim cevval savcılarımız ve muhbirlerimiz onlarla ilgili hiçbir şey duymuyor her nedense. Düşünün Reyhanlı patlaması oldu. Ama devletin güvenliğiyle ilgili, devletin en önemli kurumunun mensuplarını takip ediyor, dinleme kararı alabiliyorlar ve operasyona dönüştürebiliyorlar. Peki, buna baktığınızda bile yani büyük kocaman bir soru işareti görürsünüz bunların yapmaya çalıştığı şeyle ilgili. Kemal, orada da hem Hatay'da hem Adana'da yine ihbar var. İsimsiz tabii, ihbarlar değil klasik, mi? Klasik ihbar metotları. Yani şimdi ben biraz klasik daha... Klasik derken? Klasik diyorum Ergenekon'da, Balyoz'da ve askeri casusluk gibi soruşturmalarda da çoğu operasyonda malumunuz üzere bir imzasız, isimsiz bir ihbar meyli gelir önce. Hı hı. Ve daha sonra gizli tanıklar devreye girer. Burada da benzer şey. Mesela Hatay'dakinde, Ankara'dakinde, yani Adana'dakinde şey oldu, telefonla ihbar edildi. Sonra bulundu, kim oldu. Nitekim o adam da işte yüzbaşı, Ankara Jandarma İstihbaratı Hakan Gencer saat 4'te, gece 4'te Adana'ya haber veriyor. İhbar 4'te, 7 resmi ihbarda tutanaklara göre nedir? 7.40'ta ihbar edildi bu tırlar deniyor. Ama aslında tam saat 4'te ve saat 4'te ihbarı alan üsteğmen aynı anda Savcı Aziz Takçı'ya haber veriyor ve evine gidiyor. Valim bir şey söyleyeceksin. Şunu sana söylemek istiyorum efendim. O ihbar evet. zaten hazırlanan planın uygulanması için düğmeye basmak için yani resmen bir başlatabilmek için ihbara ihtiyaçları var. O yoksa hazırlık var. Yok, hazırlıklar tamam. Herkes ne yapacağını biliyor. Malumu ilan edebilmek için ihbar ama Allah orada devlete yardım ediyor. İhbarı da eksik yapıyorlar. Bir de şu sonra tamamlıyorlar değil mi o ihbarı? İşte tamamlıyorlar ama farklı bir şekilde yani şimdi sizin hepimiz biliyoruz. Şimdi burada 156'yı aradığımız zaman İstanbul Jandarması düşer. Evet. Sakarya Jandarması düşmez. Şimdi dolayısıyla ankesörlü telefondan Sakarya Jandarması'nın nasıl aranacağını bilmek için bilinçli birisi olmak lazım. Ve madem neden Sakarya Jandarması? Bunu İstanbul Jandarması baksa olmaz mı? Yani Ankara'dan arayan şahıs niye Ankara Jandarması'nı aramıyor? Yol üstündeki Aksaray, Niğde jandarmalarını aramıyor, Mersin Jandarması'nı aramıyor da Adana Jandarması'nı arıyor. Çünkü rol paylaşımında öyle olduğu için herkes ancak Adana'da olursa bu müdahale olabilecek. Diğer yerlerde beklenen sonuç ve gelişmeler elde edilemeyeceği için bilinçli bir şekilde bunlar hepsi planlı bir şekilde yapılıyor. Ve o arama bile, ihbar işi bile ancak teknik bilgisi olan
Ankara'dan Adana Jandarması'nı ankesörlü telefondan nasıl düşürebileceğini bilen, detaylı bilgisi olan birisi tarafından yapılıyor. Bu da gösteriliyor ki profesyonel bir tezgahla karşı karşıyayız. Tamamen kasıt, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti hedef alınarak yapılan, onun yurt içinde ve yurt dışında mahkum edilebilmesi için hazırlanmış bir planın, senaryonun uygulanmasından ibaret. Olay bu. Evet. Şimdi ihbar bu şekilde ama ihbar geldikten sonraki süreçte tabii Adana için söylüyorum bunu. İlginç. İlgili üsteğmen saat gece 4'te ihbarı alır almaz savcının evine gidiyor. Evde görüşüyor. Görüşmeden sonra gelip hazırlıkları yapıyor. Daha önceden zaten ne yapacaklarını biliyorlar. Ve nitekim bunu ifadelerine de itiraf ediyor bu durumu. Ancak Üsteğmen Önder Kır. Görüntülerde yani medyaya yansıyan bir takım görüntülerde de bu operasyonun en kilit adamlarından bir tanesinin bu olduğu görülüyor. Nitekim MİT mensuplarına yönelik fiili müdahalelerde sert, aşağılayıcı, tahkir edici bütün şeylerin başında bu arkadaş gözüküyor. Evet. Yine Hatay'a dönelim. Hatay'a dönecek olursak Hatay'daki daha da ilginç. Hatay'da ihbar e-mail ile geliyor. Evet. E-mail'de şu tamamlandı ihbar dediğimiz yer Hatay'da oluyor değil mi? Tabii ilkin Hatay'da bu Adana'daki zaten telefonla Sayın Valim'in detaylı bir şekilde anlattığı şekilde gelen yüzbaşı Hakan Gencer, Ankara Jandarma İstihbaratta görevli. Bu üsteğmeni arıyor başta telefonla, daha sonra 156'yı normal ihbarı girip resmiyete döküyor. Yani kılıfına uyduruyor işi. Peki mail olan kısım? Mail olan kısımsa daha ilginç. Kimin yine yazdığını biliyor muyuz artık? Şu anda biliyoruz. Yani soruşturma devam ettiği için söyleyemiyoruz. Ancak şöyle bir şey, Diyarbakır'da görevli bir asker. Maili gönderen mi? Tabii maili gönderen. Ve bu maili gönderiyor Hatay'daki mevzuyla ilgili. Yine burada da Aziz Takçı ve Özcan Şişman devreye giriyor. O ihbarda da yine özellikle El-Kaide'yi tabirini kullanıyor. Nitekim başarısız operasyondan bir gün sonra ikinci bir ihbar maili gönderiyor ve diyor ki ben o tırların El-Kaide'ye gittiğini biliyorum. İçinde şunları olduğunu biliyorum. Ben de oradaydım. İşte özel bir gayretle engellemeye çalıştılar. Detaylı bir şekilde kendince bir kumpasa malzeme yığıyor. Ancak o da deşifre edildi, ulaşıldı. Diyarbakır'da görevli bir asker olduğunu öğrendik. Peki Diyarbakır'da dedin ya Kemal. Evet. Adana'daydı da daha sonra Diyarbakır'a gitmiş birisi mi? Hayır. Yok. Adana'yla hiçbir alakası yok. Alakası yok. Alakası yok. Hatay'da olay oluyor. Ancak ihbarcı bu sefer, yani Adana'daki ihbarcı Ankara'da, Hatay'daki ihbarcı Diyarbakır'da. Kemal, kısa kısa gidelim. Son dakikamız aslında bitti. Neden Adana peki? Şimdi Adana çok önemli bir yerde. Niye? Çünkü orada bir önemli konferans vardı. Sayın Valim Dışişleri Büyükelçiler Konferansı vardı. Ve Türkiye'nin yani 17-25 Aralık darbe süreci devam etmiş olsaydı, akabinde bunu da geliştiğini düşünsenize, Türkiye uluslararası arenada El-Kaide terör örgütüne ve IŞİD gibi terör örgütlerine yardım yapan bir ülke konumuna sokmak. Yurt içinde, kendi ülkesinde 17-25 Aralık darbesi uluslararası kamuoyuna da hükümeti mahkum ettirebilmek için bulunmaz bir nimetti böyle bir hafta. Ve bunu yapmaya çalıştılar. Başarılı olunmadı. Peki son bu bölge komutanı Tuğgeneral Hamza Celipoğlu. Evet. Çok konuşuldu, çok tartışılan bir isimdi. Evet. Bununla alakalı bir dönem ben de takip etmeye çalıştım. Evet. Benim de bana gelen davalar da var. Bununla alakalı bir soruşturma dosyası savcılık başlatmıştı. Evet. Sonra o dosya kapatıldı sanırım. Evet. Şimdi orada hakikaten Genelkurmay'da bir soruşturma olduğunu biliyoruz. Biliyoruz. Evet. Nedir sonuçta? Şimdi orada çok önemli bir şey daha var. Malum bu paralel yapı iddialarından sonra birçok yerde soruşturmalar açıldı. Ancak belli bir noktaya geldikten sonra malum yapıya mensup olduğu iddia edilen kişiler tarafından engellendi. Evet. Yani mahkumiyet çıkıyor, ertesi gün bırakılıyor. Mahkumiyet çıkıyor. Korumaya mı alınıyor bu komutan? Koruma var orada. Şundan dolayı koruma olduğunu düşünüyorum. Yani Adana'daki üst düzey rütbeli jandarma, il jandarma konuyla ilgili ifadeleri, o günkü telefon trafiğine HTS kayıtları isteniyor. Savcılık bunu talep ediyor. Ancak daha önce MİT tırları için yakalama kararı verilmişti. Tutuklama kararını kaldıran hakim bunu da engelledi. Yani söz konusu üst düzey komutanların o günkü telefon trafiğini çıkartmasını istemedi. Hamza Celepoğlu'na gelince bölge komutanından onaysız bu işin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum.
Onun hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma açtı. Daha sonraki süreçte o soruşturma takipsizlikle sonuçta ancak Necdet Özel Genelkurmay Başkanı tarafından bir komite kuruldu herhalde. Bir heyet kuruldu. Bu heyetin Celepoğlu ile ilgili iddiaları soruşturmak üzere görevlendirdi. O soruşturma devam ediyor bildiğim kadarıyla. Neticesi ne olur? Önümüzdeki günlerde herhalde bir şekilde kamuoyuna yansıyacaktır. Ancak şurada gerçekten çok önemli. Henüz o dönemdeki üst düzey görevlilerin o gün ve öncesinde neler yaptıklarına dair herhangi bir araştırma yapılamadı, soruşturma yapılamadı. Eğer bir koruma söz konusuysa ki ileride tekrar çıkacaktır. Büyük Hatay'da yani. Bu arada Celepoğlu'nun sorumluluğu altında değil mi alanında, sorumluluk evet alanında? Evet efendim, jandarma bölge komutanı evet. olarak Hatay Adana jandarma bölge komutanının görev evet. alanı içerisinde. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Efendim. Reşat Bey çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kemal çok teşekkür ederim. İyi pek geldiniz. Bir şey anlatamadık ama teşekkür yok. Ederim. Bu kadar önemli bir konuya bu sürenin yetmeyeceği süre belliydi. Çok bir de evet. Sayın Valimiz burada olayı yaşayan evet. ama yine de aydınlatılması için sanıyorum güzel oldu. Peki çok teşekkürler. Evet bir programın sonuna geldik. MİT tırlarının durdurulması süreci ve yürüyen bir dava süreci de var. Birinci dereceden tanığımız dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş bizlerle birlikteydi. Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek bizlerle birlikteydi. Ve bu konuları başından bu yana takip eden Kemal Gümüş bizlerle birlikteydi. Yarın akşam, pazartesi akşamı görüşünceye kadar hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum.